Sayın Hasan Akgün, buyurun. Çok teşekkür ederim Sayın Başkanım, değerli meclis üyesi arkadaşlarım. Saat 8'miş. Saat 10.30'a doğru geliyor. Son konuşmacı, bazen tek bir kişiye konuşur ama burası meclis olduğu için mecburen oturuyoruz. Yoksa kimse kalmazdı. Esasında şahsım adına almış olduğum bu söz hakkımı biraz da böyle geçmişten, bugünden, ben de Sayın Grup Başkan Vekilimiz gibi önüme çıkanlardan bir şeyler aktarmaya çalışacağım. Ama ilk söyleyeceğim şey şudur. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde ve İstanbul genelinde bir ezber bozma cümleciği var. Önce İstanbul'da halk ezber bozdurdu. Sonra Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na iki kez seçmiş oldukları Sayın Ekrem İmamoğlu müthiş şekilde gerçekten ezber bozdurdu. Şeffaflığın uygulanması, ihalenin ve bu meclis toplantılarının alabildiğine şeffaflaştırılması ve de belediyecilik hayatına katılımcı bütçe olgusunu yine ezber bozarak katan Sayın Ekrem İmamoğlu oldu. Bu kadar net, herkesin anlayacağı dilden hazırlanmış bir bütçeden ötürü önce o işin kaptanı Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem İmamoğlu'na ve bu bütçeyi hazırlayan yönetici arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar, var olsunlar. Bütçe denince bana göre bu lafım kaba olarak anlaşılmasın, belediyenin ve belediye başkanının namusudur. Tüyü bitmemiş yetimlerin hakkının bizzatı tarafınızdan yönetilmesidir. Kılı kırk yararak sizden hizmet bekleyen her bir canlıya o bütçeden pay ayırarak o sürecinizi tamamlamak durumundasınız. Aday da olursanız o bütçe performansınıza göre vatandaş sandıkta size gereken cevabı iki şekliyle verir. Ya evet ya hayır. Bugün bütçe tartışmalarını nasıl değerlendirirsiniz diye sorarsanız, yani seviyesi çok düşük değildi. Bazen 16 milyon halkın seçmiş olduğu belediye başkanına yakışıksızlık gibi görebildiğim sözler de olmasaydı çok daha güzel olurdu. Ama muhalefet, iktidar nerede konuşacak? Muhalefet bütçede konuşacak. Muhalefet faaliyet raporunu verdiğinde konuşacak. Bunlar da demokrasinin güzellikleri. Konuşmuyorsak o zaman demokrasiden niye bahsedelim? Ve gerçekten Ekrem Başkan'ın sabrına hayranım. Kutluyorum. Yani gerçekten bu takdire şayan bir tavır. Bütçenin çocuk odaklı, kadın odaklı, fakir veyahut da dar gelirli vatandaş odaklı olması içinde bulunduğumuz zaman dilimi içerisinde çok dikkat çekicidir. Onun için bütçeyi bu şekilde yönlendiren Sayın Başkan ve arkadaşlarıma ayrıca bu anlamda teşekkür ediyorum. Bütçeyle ilgili bir polemiği
Değerlendirdim. Acaba dedim ben 45 yıldan beri bunu öğrenemedim mi? Kendimi sorguladım. Değerli arkadaşlar. Efendim, merkezi idareden gelen parayı belediyenin öz kaynağı saymamak gibi bir algı ortaya konuldu. Böyle bir şey yok. 1983 yılında çıkan, 84 yılında çıkan bu kanunla belediye gelirleri yeniden düzenlenmiş. O belediye sınırları, yani İstanbul sınırları içerisinde üretilen, satılan, elde edilen falan falan gelir var. O gelirin de bir vergisi var. Bunun da adı belediye sınırları içerisindeki bu anlattığım gelir gider alım satımdan elde edilen gelirin %6'sı, detayını hepiniz biliyorsunuz, belediyelere, bir ufacık kısmı da, şimdi İstanbul'da özel idare yok, özel idarelere pay olarak dağıtılır. Bu öz gelirdir. Bu borç morç değil. Hiçbir parti de orada, ister AK Parti olsun ister Beyaz Parti olsun, hiç kimsenin de kendi iradesinde değildir. Türkiye Cumhuriyeti devlettir. Kanunu, hukuku, adaleti vardır. Her ne kadar son zamanlarda adalet ve hukuk yoksa da bu ülke güçlü bir devlettir. Hiç kimse bu anlamda, kimse o para onundu, bu para oradan geliyordu, bu belediyenin payı değildi, bu belediyenin özgeli değildi diye değerlendirmemelidir. Türk belediyeci yatsından biraz uygun olmuyor. Belediyelerin gelir, Türkiye Belediyeler Birliği'nin kurucusu ve hala Fatma Şahin başkanımız da yöneticisiyim. Belediyelerin gelirleri yeni bir düzenlemeyle 2022 yılı içerisinde, muhtemelen seçim var 5-6 ay içerisinde veya en geç bir sene içerisinde, mutlaka bir düzenleme getireceklerdir. Parantezi kapattık. Eğer belediyelerin gelirleri bir şekliyle yeniden düzenleme yapılmazsa belediyelerin gelirlerinde, Türk belediyeciliği çok kötü günlerle karşı karşıya kalacaktır. Şu anda kalmış durumda zaten. Yani Türkiye'de o kadar zor durumda belediye başkanlarımız var ki, size tavsiye ediyorum, özellikle AK Parti grubuna tavsiye ediyorum. Selanik Caddesi üzerindeki 100 küsür odalı Türkiye Belediyeler Birliği'nin oteline gidin. Bu otelde 120 odada 115 tane belediye başkanı yatıyor mu yatmıyor mu bakın. Baktıktan sonra da bunların partilerine de bakın. Bu parasızlığın partisi martısı yok. Ankara'nın öbür tarafındaki orta ve küçük belediyelerimizin çoğu AK Partili. Perişan durumdalar. Bunları ben biliyorum. İsim mi vereyim? Listemi vereyim? Türk belediyeciliğinin çökmekte olduğunu söylüyorum. Çok mu hoşunuza gidiyor belediyelerin iflas etmesi? Türk belediyeciliğinin bu geldiği durum Türkiye'nin genel manzarasıyla eşittir. 20 yıldan beri bu ülkeyi yönetenler, 25 yıldan beri bu belediyeyi yönetenler aynı ekiptir. Eğer Türkiye içeride ve dışarıda yalnız kalmışsa, Türkiye ekonomik anlamda zor günlere girmişse, bize ne, bana ne diyemeyiz. Hepimizin aynı otobüste olduğumuzu hepimiz biliyoruz. Bundan hiç kimse keyif almaz. Ama bundan herkes, siyaset yapmak isteyen her kişi ders çıkartmalıdır. Halkımız da bundan ders çıkartacaktır. Biraz önce konuşmacı arkadaşımız Mehmet Selim Bilmen, İktaş'tan alınan borçlara CHP grubunun karşı çıktığını söyledi. Sordum, nedir bu? İktaş'tan alınan borçlara karşı değiliz. İktaş'tan elde edilen karın ortaklara dağıtılmasına karşıyız.
İlk taştan büyük şehre usulsüz, hukuka aykırı verilen borçlara karşıyız. Başka ifade var mı? Başka şekli var mı? Birazcık da Büyükçekmece Belediye Başkanı olarak ve içinizde bu belediyenin, Büyükşehir Belediyesi'nin kuruluşundan önce ve sonra, hem kuruluşu öncesi hem de kuruluşu sonrası bu çatı altında çok bulunan bir arkadaşınız olarak geçen sene de söylemiştim, bu sene de söyleyeyim. Hadi yerel konulara grup başkan vekilleri girdiler. Adaletten, hukuktan bahsettiler. Ben de size söyleyeyim. Bizim adaletimiz nasıl tecelli etti 25 yılda? İstanbul Büyükşehir Belediyesi 2019 yılına kadar Büyükçekmece'de bir kreş veya bir yüzme havuzu, bir tanesi 150 bin lira, bir tanesi 500 bin lira yaptığını bana gösterebilir mi? Nasıl bir adalettir bu? Veya bir sağlık ocağı yaptığını gösterebilir mi? Bir spor salonu yaptığını gösterebilir mi? 2-3 tane okulun bahçesine okul için yapılanların dışında. İstanbul halkı Büyükçekmece Kordon boyuna gelir yazın. 10-12 milyon insan ziyaret ediyor. Biz yapmaya çalıştık, bize saldırdılar. Yani İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yapması gereken sahil düzenlenmesini yapıyoruz. Diktiğimiz ağaçları koparttırıyorlar. Geçmişe gidersek bunları belgeleriyle her bir vatandaşımın önüne koyarım. Bedsuyumuzun önüne koyarım. Bir metro, bırak metrobüsü. Geçmiş dönemde Büyükçekmece'ye bir tane İETT halk otobüsünün dışında bir kırmızıydı o zaman boyaları. Bir kırmızı halk İETT otobüsü verildi mi? Size bir şey söylemiyorum arkadaşlar. Geçmiş dönemdeki yönetimin nasıl adalet dağıttığına örnek vermeye çalışıyorum. Ben canlıyım, ben canlı kişi olarak söylüyorum. Yalan mı söylüyorum? Hayır. Ben 2004'ten beri Büyükşehir'e bağlıyım. Ya sizin geliyor demeniz başka, benim söylemem başka. Başka bir adaletinizden bahsedeyim. Geçmiş dönemde AK Parti'nin İstanbul yönetimindeki başka bir adaletinden bahsedeyim. Gayet basit. Yapılan, bütün ilçelere yapılan yatırımları aldık, değerlendik, alt alta topladık. Böldük, nüfusa böldük. Çıkan manzara şu. AK Partili belediyelere, ilçe belediyelerine nüfus başına ortalama 506 lira 32 kuruşluk yatırım yapılmış. Nüfus başına. CHP'li belediyelere 229 liralık yatırım yapılmış. %50'si değil, %40'ı. Bu da çok bir önemli bir adalet. Ama Büyükçekmece'ye İçerisinde ileri biyolojik, Allah razı olsun Kadir Topbaş'tan ve Allah rahmet eylesin. İleri biyolojik arıtma tesisini de sanki sadece Büyükçekmece'ye yapmış gibi bunun içerisine katıyorlar. Büyükçekmece'de diyorlar ki kişi başına 129 liralık yatırım yaptık. Hayır, 80 liralık. Çıktığınız zaman 80 lira. Şimdi ister bunu CHP yapsın, ister AK Parti yapsın, ister İyi Parti yapsın, ister MHP yapsın. Kabul edilebilir mi? Buradan nereye geleceğim? Evet, Ekrem İmamoğlu'yla 39 ilçeye bu Büyükşehir Belediyesi, onun ekibi eşit hizmet yapmaya çalışıyorsa, bu alkışlanır. Bizden daha çok, benden daha çok Silivri'ye hizmet gitti. Silivri'deki arkadaşım Volkan Yılmaz benim kıymetli arkadaşımdır. Emin olun benden daha çok Silivri'nin almasını istiyorum. Bizim uç yerlerin, Çatalca'nın almasını istiyorum. Ondan sonra bize versinler, Ümraniye'ye versinler. Her belediyeye eşit hizmet yapmak da bu belediyenin boynunun borcudur. Ekrem İmamoğlu'nun da buna azami dikkati gösterdiğine şahidim.
Başkanım, şimdi toparlayalım. Süreyi biraz makul kullanıyoruz. Tamam, hemen bitiririm. Bir de istihdam merkezleriyle ilgili Volkan Başkanıma cevap olması bakımından cevap verildi ama ben de vereceğim. 13 istihdam merkezi var. Bir tanesi Büyükçekmece'de, Silivri'de yeni açıldı. Büyükçekmece'deki 5 arkadaşımız zaman zaman bizim de kariyer merkezi destek veriyor. Kendi içimizde var. Büyükçekmece, Esenyurt ve Beylikdüzü'nde bu Volkan Başkanım'ın kapatın dedikleri kariyer istihdam merkezi 2000 açıldığı gün daha 1,5 yıl oldu. 2846 kişiye iş buldu. İstanbul genelinde 27 bin küsürdü, 28 bin küsür işçiye, iş arayana iş bulundu. Ve şu anda bu 13 istihdam merkezinde iş arayan 300 bin vatandaşımız umurunu da bu istihdam merkezlerine bağlamıştır. Bu da Ekrem Başkan'ın bu belediyeciliğe, İstanbul Belediyesi'ne kazandırmış olduğu yeni bir boyuttur. Bir başka hususu daha söyleyip ondan sonra bitireyim işimi. Bir metro meselesi, ulaşım, metro özel bir, evet, ve kentsel dönüşüm, yani depreme hazırlık. Eğer sizler ve bizler, iktidar, siz iktidar olun, biz muhalefet olalım, tersi olsun. Eğer iktidar, muhalefet, İstanbul'un metrosunu, 16 milyon, şimdi Ekrem Başkanımızın söylemiş olduğu rakam seneye 17 milyon. 17 milyon, 18 milyonluk bu dünya kenti İstanbul'un depreme hazırlanmasını eğer hangi dönem olursa olsun büyük şehre bağlıyorsak, ey büyük şehir, sen İstanbul'u depreme hazırla, ey büyük şehir, sen bütün metroları yap 1,5 senede, 2 senede diyorsak, ya televizyon ekranlarında bizi izleyenler güler. Olmaz böyle şey. Ankara merkezi idare bu şehri çok seviyorsa, ki biliyorum Sayın Cumhurbaşkanımız çok seviyor. Bu şehrin beşik gibi sallanmakta olan, bu günlerde bu ülke beşik gibi sallanıyor. Kentsel dönüşümüyle ilgili herkes üzerine düşeni yapmak zorundadır. Bu şehrin ulaşımının, metrosunun, özellikle metro ulaşımının hiçbir zaman tek başına büyük şehre bırakılmaması gerekir. Eğer bu büyük şehir imkanlarıyla yapılabilecek durumda olsaydı, neden 25 yıldan beri yapmadınız da 1,5 yılda, 2 yılda Ekrem İmamoğlu'ndan istiyorsunuz? İhalelerden bahsedildi. Son sözüm Sayın Başkanım. İhalelerden bahsedildi. Bu memlekette ihale dosyalarını hazırladık defalarca, ben çok yakından takip ederim. İhale dosyalarını değiştirmek zorunda kaldık. Kaç yüz defa bu sene bu ülkede ihale kanunu delindi ve değiştirildi? Bu ülkede adaletten, hukuktan bahsediyorsak, İstanbul'daki ihalelerin şeffaflı değildi bundan bahsediyorsak, ben şimdi size 25 yıldan beri büyük şehirdeki kadrolu milyarlık, 10 milyar, 5 milyar, 3 milyar bugünkü parayla trilyonluk ihaleleri alan, 25 yıldan beri ihaleleri alan kadrolu müteahhitleri sayarsam ayıp olmaz mı? Tekrar büyükşehir belediyemizin 2022 yılı bütçesini hazır. Beyefendi, Sayın Cumhurbaşkanımız 2017 yılında
Büyükçekmece'yi İstanbul'un yatay yapılaşmada en örnek şehri, Türkiye'nin en örnek şehri olarak vermiştir. Benden örnek alacaksınız, ders alacaksınız benden. Şehircilik dersi alacaksınız benden. Gel sana ders öğreteyim biraz. Bu güzel bütçeyi hazırlayan ve Türk belediyeciliğine bütçede yeni bir boyut kazandıran Sayın Ekrem İmamoğlu başkanımıza ve karşıda oturan çok kıymetli bürokrat yönetici arkadaşlarıma bir kez daha teşekkür ediyorum. Bu bütçenin 16 milyon İstanbul'umuza eşit harcanması, eşit olarak hizmetin yapılması hepimizin şiarı olacaktır. Sayın Ekrem İmamoğlu başkanımızın olmak üzere. Bütçemizin İstanbul halkına, İstanbul Belediye'mize, meclisimize hayır olmasını diliyorum. Öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü'nü kutluyorum. Bütün öğretmenlerimizin ellerinden, yanaklarından öpüyorum. Ebediyete intikal eden başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk baş öğretmen olmak üzere bütün öğretmenlerimizin aziz hatırası önünde saygıyla eğiliyorum. Ruhları şad, mekanları cennet olsun. Hepinize iyi akşamlar.